Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan inşaat sektörü hızlı gelişimini sürdürüyor. Türkiye bir marka olarak büyürken yabancı ilgisi de artıyor. Bugüne kadar geliştirdiği konut projeleriyle binlerce aileyi ev sahibi yapan Fuzul İnşaat, Fuzul Ev sistemiyle bu sayıyı arttırmayı amaçlıyor. Bu sistem dayanışma yoluyla dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasına katkı sağlıyor. Fuzul Grup 1992 yılında kuruldu. İlk olarak otomotiv sektöründe faaliyete geçti. Sonra 2000'li yıllarda inşaat sektörüne girdi ve 2000 yılından bu yana da binlerce proje gerçekleştirdi. Başakşehir ağırlıklı olmak üzere en çok orada inşaatları bitirdi ve devam eden projelerimiz de var. Daha öncesinde Fuzul Otomotiv adı altında gerçekleştirdiğimiz kampanya sistemimiz vardı. Şimdi Fuzul Ev olarak bu sistemi faaliyete geçirdik. Bu sistemle binlerce insanı ev sahibi yapmayı düşünüyoruz. Dar gelirli ve orta gelirli, düşük gelirli, banka ve kredi kullanmak istemeyen bütün tüketicileri bu konuda ev sahibi yapmayı, konut sahibi yapmayı hedefliyoruz biz. Bu sistemden esas olan grupları oluşturuyorsunuz. Bu gruplar kendi arada bir dayanışmayla belli bir süre içerisinde kişiler kendileri belirliyorlar. Hangi ayda, ne zaman ve kaç ayda ödemek istedikleri bildiriyorlar bize. Biz de ona göre biz programları yapıyoruz ve teslimatları da o tarihlerde gerçekleşiyor. Burada önemli olan nokta kişi bir projeye bağlı değil. Bizim Fuzul grubun yapmış olduğu projelerden de alabiliyor. Herhangi bir projede de alabiliyor ve coğrafik olarak da istediği yerden alabiliyor. Son dönemlerde hep onu vurgulamaya çalıştık biz. Malum Türkiye bir deprem bölgesi. O yüzden yeni binaların da depreme dayanıklı olması, yeni yerleşim birimlerinin bu standartlarda olmasını arzu ediyorlar. O yüzden yeni dönemde konutta hem ihtiyaçlarınız yani bir de özellik aranmaktadır. O yüzden bu tüketiciler bu noktalara dikkat ediyorlar. İnşaat sektörünü Türk ekonomisinin amiral gemisi olarak niteleyen Eyüp Akbal, sektörün hızlı gelişimine dikkat çekti. İnşaat sektörü biliyorsunuz gayrimenkul sektörü büyümeye dayalı bir sistem Türkiye'de. Amiral gemisi oluşturdu ve son 10 yılda ciddi anlamda çok büyük bir gelişim kaydetti. İnşaat sektöründe aynı zamanda istihdama da çok büyük bir katkısı oldu. Milli gelirin artırılmasında, milli gelirin yükselmesinde ciddi anlamda bir katma değer sağladı. Ülkemizin tanıtımında da çok ciddi bir katma değer sağladı ve insanların sosyal yaşamlarında, sosyal hayatlarında sahip olmak istedikleri mekanların sanatsal ve sosyal yapılarını da bu vesileyle elde ettiler. Bununla birlikte uluslararası alanda da Türkiye'ye çok ciddi bir yabancı ilgisi ve arttı. Özellikle son dönemlerde biliyorsunuz yürürlüğe giren mütekabiliyet yasası gereği yabancılar bu ülkemizden, yurdumuzdan istedikleri bölgeden emlak alabiliyorlar. Bu yüzden de bir kültür kaynaşması da söz konusu. Dolayısıyla inşaat sektörü büyük bir sektör. Önümüzdeki 10 yıl gibi bir süre içerisinde de bu hızla devam edeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte yeni yatırımlar ve marka konutlar çıkmaya başladı. Ülkemizin her yıl ortalama olarak 300-350 bin civarında bir konut ihtiyacı söz konusu. Dolayısıyla bu sektör hem canlı bir sektör hem de hareketli bir sektör. Beraberinde de diğer katmanları da faaliyete geçiren bir sektör.